selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun çok değerli izleyicilerimiz. Kitabımızın 224. sayfasındayız, 30. cüzü işlerken. Gâşiye Mekke'de inmiş bir suremiz ve 26 ayetten oluşuyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîsül gâşiye. Hel mi mı manasında soru harfiydi. Etâke sana geldi. Etâ ye eti geldi manasında. Mi mı olunca ne oluyordu? Hel etâke sana geldi mi? Ne geldi mi? Fail buradaki. Hadîsül gâşiyeti. Her şeyi kaplayacak olanın haberi, sözü sana geldi mi? Hel soru harfi, eta mazi fiildi. Ke, dolayısıyla fiile birleşen kalemuhunun zamirleri meful oluyordu. O zaman muttasıl zamir nasb mahallinde. Hadisu fail, merfu. Tabi el yok, sonunda tenvin yok. O halde aynı zamanda muzaf. El gâşiyeti, muzafun iley. Yani isim tamlaması. Muzafun leyhin harekesi de mecrur. Burada görüyoruz. Her şeyi kaplayan deyince tüm evreni kaplayacağı için sadece dünya değil tüm diğer ayetlerde de görüyoruz çünkü. İşte izeşşemsü küvvirat, işte güneş, ay, bütün yıldızlar var. İzen nücumun kederat, yıldızlar da bulanıp düşecek diyor. Evreni kaplayan kıyameti anlatıyor. Çünkü birinci ayet. Bir sonraki ayete geçiyoruz. Evet. Kıyametin hemen arkasından ahiretin yeniden dirilişin, dirildikten sonraki vaziyetimizi gündeme getiriyor Rabbimiz. Vücuhun, veçhün çoğulu vücuh, yüzler, bir takım yüzler, yevme idin, o gün, o gün, haşiatün, zelildir. Yani boyun bükmüş, aşağılanmış bir vaziyettedir. Neden böyledir? Amiletün. Amile çalıştı demek. Amil ismi faili. Evet, çalışmıştır. Nasibetün. Nesabe yoruldu demek. Nasibe ismi fail, yorulmuştur. Hani ismi faillere muzari fiil gibi de tercüme ediyorduk. Evet, o kadar çalışmış, bitkin düşmüş, yorgun düşmüş ama ne yazık ki çalışması hiçbir kabul görmemiş. Neden acaba? Hani boşa kürek sallamak diye bir tabir var bizde de. Onun gibi olduğunu gösteriyor. Niye? Nereden anlıyoruz? Tasla naran hamiye. Kızgın bir ateşe yaslanmaktadır. Demek ki ne için çalıştığımızı, neye çalıştığımızı, amellerimizi, niyetlerimizi, hangi kalitede işler yaptığımızın farkında olarak yaşamamız gerekiyor. Gramer açısından bakacak olursak, vücuhun yeni bir kelime, bir takım yüzler, nekra hani vermek istendiği zaman müpteda böyle genellik hani bir takım belirsiz yani yüzler nedir? Müpteda. Yani burada yüzler niye deniliyor, kişiler denmiyor? Çünkü kişinin duyguları, ifadeleri yüze aksettiği için yüzde daha çok belli oluyor. Onun için yüzler kişinin alameti olmuş oluyor. O müpteda ve merfu, yevmeyizin zaman zarfı. Vücuhun müptedasının haberi haşiatün. Böylece o da haber ve merfu. Ha, devam ediyor. Bir takım yüzler dedi. Bakın birinci haber haşiatün. İkinci haber amilatün, çalışmıştır. Nasibetün, üçüncü haber. Hepsi de merfu haber oldukları için yorulmuştur. Dördüncü haber bir cümle olarak gelmiş ve fiil cümlesi ref mahallinde gelmiş. Saliye yasla, muzari fiil burada. Yaslanmaktadır. Neye yaslanmaktadır? Naran, bir ateşe, hamiyeten, kızgın bir ateşe yaslanmaktadır. Dolayısıyla burası meful, mansup ama hamiyeteni de gördüğümüz için ikisi birbirine ne yapıyor? Benziyor, tenvin, tenvin değil mi? Müennes, bu da
müennes sıfat mevsufuna her bakımdan uymuş. Kızgın bir ateşe yaslanmaktadır. Evet, yani çok çalışmak her zaman gerçekten bizi arzuladığımız hedefe götürmeyebilir. Aklımızı birlikte kullanmamız gerekir. Bazen çok hafif işler yaparız ama çok büyük ve değerli bir iş yaptığımız için çok daha büyük mükafat kazanırız. Yani o hiç belli değil. Yani bir sonraki ekranı alalım bu arada. Mesela Tebareke suresini hatırlayalım. Eyyüküm ahsenu amela diyor orada. Hayat ve ölümü yarattı. Ellezî halakal mevte vel hayate liyebluveküm ahsenu amela. En güzel iş yapacağını denemek için. Yani en çok iş demiyor. En güzel. Yani yaptıklarımıza da kalite olması gerekiyor. Her ne yaparsak kalite yapmamız gerekiyor. Evet, kızgın bir ateşe yaslanacak. O kadarla mı kalacak? Bakın arkadaşlar. Tüska. İçirilir. Buradan fiilin meçhul olduğunu birinci harfinin ötre, sondan bir öncekinin üstün olmasından muzari meçhul olduğunu anlıyoruz. Seka, yeski, yüska. Evet. Tüska, içirilirler. Min aynin, bir kaynaktan. Yani yüzler söz konusu olduğu için tüska. Yüska denmiyor. Bütünü olmadığı için hani tüska, yüz şeklinde. Min aynin, bir kaynaktan içirilirler. Aniyetin. Aniye, kaynar, sıcak bir kaynaktan içirilirler. Aynin de aynı şekilde hani ayn göz manası da var. Bir de pınar manası var, kaynak manası var. Ayn hani vücudun çift organları hatırlarsak müennes oluyordu. Min aynin, bir kaynaktan. Onun için burası kapalı T alarak müennes gelmiş sıfatı da. Min aynin, aniyetin, kaynar bir kaynaktan. Yani aniyetin, aynin kelimesinin nesidir? Sıfatıdır. Yani demek ki orada da susama var. Ölmek, hani ne ölür ne yaşar denmişti. Görüyorsunuz susamak durumu söz konusu olunca susama durumu bir kaynaktan içiriliyor. Ama öyle bir kaynak ki kaynayan, anı serinleten değil. Kaynayan bir kaynak. Kaynayan bir pınar. Yani susuzluğunu, yangınlığını asla geçirmeyecek. Leyse lehum, onlar için yoktur. Taamün, bir yiyecek. İlla, ancak vardır. Min dari'a, bir diken. Diken, cehenneme has. Hani nasıl zakkum ağacı oraya has bir yiyecek. Aynı şekilde bir diken yemek isteyecekler. Karşılarına da yiyecek olarak diken çıkacak. Leyse lehum, onlar için yoktur. Taamın, bir yiyecek. İlla min dari, yani bir dikenden başka onlar için yiyecek yoktur. Yani bunları hatırlatması bile Rabbimizin bir merhametinin gereğidir. Yani bu duruma düşmeyin diye Kur'an okuyanlar uyarılmış oluyorlar. Gramatik olarak bakarsak leyse, hani kâne ve kardeşlerindendi. Camit, camit denmesi, sadece mazisi var. Muzarsı yok. Donmuş fiil yani. Leyse, leysa, leysu, leyset, leyseta, lesne. Leste, lestuma, lestum, lesti, lestuma, lestünne, lestü, lesna, lesna. Lestü, ben değilim. Lesna, biz değiliz. Leyse, o değil. Ha, burada da arkadaşlar camit mazi fiil leysenin çekiminde hatırlamış olduk. Tabii leysenin nesi oluyordu? Leysenin ismi, leysenin haberi. Arkadan bir isim cümlesi geliyor. Ama isim cümlesi neyle başlıyor? Harfi cer. O zaman haber mukaddem. Haber mukaddem. Harfi cerle başladığı için haber mukaddem ama ne, leyse olduğu için başta. Leysenin haber mukaddemi. O zaman car mecrurdan oluşan şibhi cümle arkadaşlar nasb mahallinde. Çünkü hani
Kânallahu gafuran da olduğu gibi leyse de kâneye benzediği için haberi hani kânallahu gafuran üstün. Üstün harfi cer başa geldiği için nasb mahallinde. Haberi üstün oluyordu nasb mahallinde. Taamun bu da leysenin nesi? Muahhar ismi sonraya kalmış ismi. Onlar için yoktur yiyecek. İlla neydi? İstisna harfi edatı. Min darıya bir diken, bir dikenden başkası onlara yoktur diyor. Car mecrur olmuş oluyor. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet, tabii yiyecek, içecek görülen manzara, liste, menü bu şekilde. Buna razı olan ona göre günahları işlesin diyor Rabbimiz. La yusminu, esmene yusminu besledi, gıdalandı manasında, gıda verdi manasında. La yusminu, beslemez, beslemez, gıda vermez. Ve la yugni, ağna yugni, müstani kıldı demek. İfal babından, ignaen. La yugni, müstani kılmaz. Min cu'in, açlıktan. Açlıktan müstani kılmaz. Yani onun acıkmasını durdurmaz. O hep kendini ne hisseder? Hep acıkmış bir taraftan da öyle hisseder. Evet, car mecrur min cu'in kısmı. La yugni kısmı nefi istikbal değil mi? Aynı şekilde la yusminu da öyle nefi istikbal. Yani ne demek nefi istikbal? La'sı olumsuzluk harfi, nefi harfi. Yusminu da muzari fiil. Şimdi bir grup böyle. İki tercihi de sunuyor Rabbimiz ki ona göre tercihimizi dikkatle yapalım. Durum bu. Yani gidişat ya cennet ya cehennem. Üçüncü bir gidiş yeri yok. Ve tercih bize bağlı. Vücuhun bir takım yüzler, bakın tam tersi, yevmeyizin. O gün naimetün, nimetler içerisinde varlıklı. Lisa'yiha radiyetün. Sa'yun mastar burada, çaba göstermesi sebebiyle, lisi için sebebiyle manasında. Ha yüzlere gidiyor. Hani çoğul tek bir müennes hükmünde. Lissa'yiha, o yüzlerin sahipleri yani aslında çalışması sebebiyle radiyetün, hoşnut, razı, memnun kendi halinden. İki tür ruh hali gördük burada. Demek ki gramatik olarak da bakacak olursak vücuhun neydi? Mübteda ve merfu. Yevme izin zaman zarfı. Yevme kısmı muzaf. İzin kısmı muzafun iley. Naimetün nedir arkadaşlar? Haber. Haber. Varlıklı, neşeli, pırıl pırıl. Yani bir gülen, mutlu olan insan yüzüne aksediyor değil mi? Halinden memnun ki böyle. Onun için işte o yaptığı, dünyada yaptığı çalışmalarının, güzel şeylerinin karşılığını görmüş. Bu çabası sebebiyle de iyi ki yaptım dercesine değil mi? Sonucunu görüyor. Ra diye çabası sebebiyle de hoşnuttur. Yani çekilen sıkıntılar, Allah için yapılan fedakarlıklar nerede kaldı? Dünyada kaldı. Hiçbir sevabı küçümsemeden hemen ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım. Çünkü damlaya damlaya göl olur. Mizanımızın da sevap bakımından ağır bastırmasına sebep olur inşallah. Yani hiçbir hayrı küçük görmemek lazım. Hani pazarda bazen görüyorsunuz iki tane fasulyeyle bir bakıyorsun tartı ağır basıyor. Yani hiç belli olmaz ufacık bir hareketimiz de bizim mizanımızın ağır basmasına sebep olur. Hiçbir hayrı küçümsememek lazım. Bakın çünkü orada ne olacak? Her yaptığımızdan Allah için yaptığımızdan hoşnut olacağız. Hepsinin karşılığı verilecek. Burada arkadaşlar mübteda haber demiştik de lisa'yiha radiyetün car mecrur li harfi cer sa'yi mecrur isim aynı zamanda muzaf ha kısmı muzafın ile muttasıl zamir cer mahallinde radiyetün deyince de vücuhunun arkadaşlar buradakinin yani ikinci mübtedanın ikinci haberi demişler.
Dolayısıyla da bundan dolayı da merfu. Yani çabası sebebiyle varlıklı, ayrıca hoşnuttur diyen de olmuş. Evet, bir sonraki ekran. Evet, tabii böyle yaptığı çalışmalarının karşılığını gören kimseler nerede olacak? Cennet. Cennetin aliyetin. Evet. Aliye yüksek. Cennetinin nesi burada aslında? Sıfatı. Yüksek bir cennette. Tabii en güzel cennet Adin cenneti. Mukarrabunun, yani Allah'a çok yakın olanların olduğu bir yerde. Allah hepimize orayı nasip etsin. Peygamberler falan orada. Evet, yüksek bir cennette. Demek ki cehennem aşağılarda, cennet yükseklerde. Cennetin aliye yüksek bir cennette. O kişinin hani bir takım yüzler vardı, onların durumunu haber veriyor. Üçüncü haber diyor, fi cennetin aliye yüksek bir cennettedir. Başka? La tesma'u. Semi'a yesma'u. İşitti. Yesma'u işitir. La tesma'u. Yani o yüzlerin sahipleri yani. La tesma'u. İşitmez. Fiha. Orada, o cennette. Lağiyeten. Boş bir söz. Kırıcı bir söz. Moralini bozacak bir söz. Lağiye. Hoşlanılmayan, istenmeyen, boş söz. Neyi işitmez? O boş sözü işitmez. Onun için meful ve mansup. Şimdi bu cennet ayetlerini okuduğumuz zaman hemen böyle cennete gitmek istiyoruz. Çünkü dünya risklerle dolu. Yani iki gün rahat etsek, üçüncü gün moralimizi bozabilecek bir şey karşımıza çıkabiliyor. Ama cennette böyle bir risk ve korku yok. Tabii dünya imtihan dünyası olacak ve cennet olmayacak şekilde Rabbimiz yaratmış. Cennete de sınavla giriliyor. Nasıl kolejlere böyle sınavla alınıyor, cennete de sınavla alınıyoruz. Ona göre bir hayat yaşamamız gerekiyor. Evet. Başka? Fiha. Cümle, yeni bir cümle. Fiha. Harfi celle başladığına göre vardır diyeceğiz değil mi? Fiha. Orada vardır. Orada vardır. Yani cennetten bahsediyor. Onun için ha geldi. Olan şey de, bakın, ötre tenvinli geliyor. Bir pınar var orada. Cariyetün. Bakın, buna sıfat olmuş. Akan bir pınar. Aynün cariyetün. Aynün hani göz manası da vardı. Vücudun çift organları müenneste. Cariyetün onun nesi? Sıfatı. Dolayısıyla fiha tabi harfi celle başlayınca ne olmuş oluyor? Haber mukaddem. Öne geçmiş haber. Car mecrurdan oluşan şüphi cümle. Ref mahallinde diyoruz. Burası da otomatikman mübteda muahhar. Yani sonraya kalmış haber. Merfu, yani ötreli. Onu da burada görüyoruz. Aynı zamanda mevsuf. Cariyetünü de görünce değil mi? Sıfat diyoruz. Sıfat mevsufuna hareke bakımından da müzekkerlik müennesi için. Semai müennes, onun için burası da T. Kapalı T aldı. Akan bir pınar. Şırıl şırıl akan bir pınar var. Tabi biz bugün de dünyada aynı şekilde böyle şelale gibi su kenarlarında akan suların yanında oturmaktan hoşlanıyoruz. Değil mi? Orada da bakın göz zevkine uygun bir şekilde akan pınarlar. Bir kısım pınarlar akıyor, bir kısım içecek veriyor değil mi? Teslim geçmişti daha önce. Bir sonraki ekranı alalım. Evet. Fiha. Orada var. Başka neler var? Yani bizim anlayacağımız şekle getiriyor Rabbimiz. Sururun. Serir çoğulu surur geliyor. Tahtlar. Tahtlar var orada. Fiha sururun. Merfuatun. Rafa yükseltti. Merfu'a. Mef'ulün. Tabi her akılsız çoğul tek bir müennes hükmünde. Dolayısıyla buna sıfat yapılınca kapalı T gelmiş oluyor çoğulları sonuna. Yükseltilmiş tahtlar var orada. Yani muhteşem gözüken, işte cennete kuş bakışı rahatlıkla görebileceğimiz eraik kelimesi geçmişti değil mi? Tahtlar. Burada da aynı şekilde serir divanlar, yataklar, tabii yükseltilmiş
yataklar orada var. Hemen şunu da yapalım. Fiha harfi cerle başladığına göre haber, mukaddem, car mecrudan oluşan şipi cümle, ref mahallinde, sururuna ne olmak düşüyor? Mübteda, muahhar, merfu, aynı zamanda mevsuf, merfuatünde onun nesi? Sıfatı ve merfu. Bir hemen tekrar mana olarak alalım. Fiha orada vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada unutmayalım. Orada vardır. Olan şey neydi? Sururun, merfuatün, yükseltilmiş tatlar vardır. Artık nasıl olduğunu, ne kadar lüks ve konfor içerdiğini orada daha güzel anlayacağız. Allah hepimize nasip etsin. Başka neler var? Yani anlayabileceğimiz şeylerle, gördüklerimizi çünkü biz hayal edebiliriz. Öyle piknik gibi hayal etmeyeceğiz. Yani 5 yıldızlı, 7 yıldızlı oteller nasılsa, hangi lüksler varsa onların gölgede kalacağı bir cennet bizi bekliyor. Eğer Allah'ın istediği gibi Kur'an'ı yaşarsak. Ve ekvabün, kadehler var orada. Kadehler, küp, çoğulu, ekvab olarak geliyor. Hani olan şey, burada orada vardır dedikten sonra olan şeyler sayılıyor. Yükseltilmiş tatlar, ve ekvabun mevduatün, yani atıf harfiyle bağlanılıyor. Kadehler, bardaklar, kaseler, yani mevduatün, konulmuş, yerleştirilmiş. Yani açık büfe gibi hazır. Hazır ki açık büfede bizzat gidip alıyorsun. Orada hiç zahmet etmeden istediğin şeyler önüne konmuş vaziyette. Evet, konulmuş, yerleştirilmiş kadehler diyor. Hani ah birisi olsa da bize çay getirse, kahve getirse diyoruz bazen. Orada görüyorsunuz. Hiç öyle bir derdimiz, getiriliverse falan derdimiz olmayacak. Hazır bulunacak. Etrafımızda bizim arzumuzu soran, değil mi? Hizmetliler olacak her zaman. Konulmuş kadehler var diyor. Başka? Ve nemariku masfufetün. Evet. Arkadaşlar, yastıklar demek nemariku ama tenvin yok. O zaman ne olabilir bu? Gayri munsarif. Yani üçüncü harf elif olur da arkadan bir veya iki harf gelirse müntehel cumu dediğimiz gayrimunsarifin bir kalıbı. Yani medarisu gibi, mesacidu gibi. Bu da nemariku. Yani yastıklar manasında tenvin ve esre almayan kelimeye gayrimunsarif kelime diyorduk. Dolayısıyla burada olan şeyler konulmuş kadehler, bu ikisi birbirine sıfat, bu mevsuf, bu sıfat. Sonra nemariku masfufetünde sıfat tamlaması, yani atıf harfiyle gene bağlanıyor cennette olan şeylere. Merfu, masfufetün, onun sıfatı. Çünkü yastıklar her akılsız çoğul tek bir müennes hükmünde olduğu için o da öyle. Saffe, saf oldu, dizildi, sıra sıra oldu. Saffe'nin ismi fail, ismi mef'ulü. Nasıl geliyor? Masfufun. Saffe. O ne demektir aslında? Saffe. Saffefe gibi düşünürsek mef'ulün kalıbına getirince arkadaşlar masfufun. Ama her akılsız çoğul tek bir müennes hükmünde. Onu nasıl bir şeyi müennes hale getiriyorduk? Burasını üstün yapıyoruz. Buraya da bir tane kapalı T koyuyoruz. Masfufatün olmuş oluyor. Yani kebi nasıl müennes yapılır? Kapalı T. Kebirun kebiratün, cemilün cemiletün, değil mi? Evet, dizilmiş yastıklar saf saf böyle demek ki düzgün, her zaman düzgün. Dağınıklık insanı bazen üzer, moralini bozar. Orada o dağınıklık da yok. Saf saf dizilmiş, sıralanmış, konulmuş. Çok güzel bir servis. Cennete gidecek olanları bekliyor. Evet, dizilmiş yastıklar. Bir sonraki ekran, yastıklar da insanın hani rahat konumlanmasını sağlıyor. Başka daha devam ediyor. Ve zerabiyyum mebsuse. Evet, güzelliği tamamlayan unsurlardan bir tanesi de halılar. Muhteşem halılar. Düşünün, bu dünyada da mesela çok pahalı halılar var. Yani o olduğu zaman dekor
güzelleşiyor, tamamlanıyor. Orada da görüyorsunuz halılar olduğunu söylüyor Rabbimiz. Zerabi, o köşklerin içerisinde halılar. Zerabiyyu. Gene aynı şekilde üçüncü harfi elif arkadan, değil mi? En az iki harf. Gayr-ı munsarif kalıbı olmuş oluyor. Olan şeyler sıralanıyor burada. Onun için mübteda muahhara ilave yapılmış bunlar hep. Merfu. Bu da onun sıfatı. Nasıl halılar? Mebsusetün. Besse fiili açıldığı zaman mef'ulün kalıbında mebsusun. Her akılsız çoğul tek bir müennes hükmünde olduğu için kapalı T getiriliyor gene. Yayılmış halılar. Zerabiyyü mebsusetün. Tabi gayrimunsarif kelime tenvin almıyor ama mebsusetün öyle bir gayrimunsarifliği yok. Onun için o tenvinini ne yapıyor? Alıyor. Yayılmış halılar diyor. Evet tabi biz böyle görünce bu manzaraları hemen Allah'ım cennete gidiversek diyoruz. Allah'ım inşallah layık olduğumuzu değil, layık görmek istediği şekilde bizi cennete yerleştirsin inşallah. Hocam yayılmış halılar derken? Hani besse attı, yaydı, yayılmış, hususi olarak serilmiş. Serilmiş halılar yani. Burada kıymetli olarak. Efendim? Yayılmış kıymetli halılar. Kıymetli olarak belirtilmişti o yüzden. Hani kıymetli. Tabii yayılmış diye derken kelimenin içerisinde kıymetlilik de var. Kaçıncı sayfaydı kitabımızın? 229 hocam. Evet, 229. Şimdi kelimelerin içerisinde aynı zamanda alt katında sözlük var. Evet. Tabii cennete layık olacak şekilde kıymetli halılar. Hani yorumlar o şekilde yapılıyor. Evet. Kelimenin kendisi besse yebusu, saçtı, yaydı, dağıttı manasında. Evet, bakalım. Şimdi cennet bu şekilde gözümüzün önüne serildi. Peki buraya girmek için hangi kalıpsal düşüncelerde, tefekküre sahip bir kafaya sahip olmamız lazım ki Allah'a yaklaşalım, ona sıkı sıkı sarılabilmemiz için Kur'an'la haşır neşir olalım. Kur'an çünkü bizi hep etrafa bakmaya, araştırmaya, bilimsel bir kafaya, araştırmacı bir kafaya sahip olmamızı sağlıyor. Efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat. Keyfe hulikat. E mimi değil mi? Soru harfi. F'si yeni bir cümleye başlama harfi. Nazara yanzuru baktı. Yanzuru bakıyor. Yanzuru ne? Bakıyorlar. Ama la var. Bakmazlar. Ha. Bakmazlar mı? Feste var. O halde hala bakmazlar mı? İlel ibili. İbil deve cinsine verilen at. Yani devenin cinsi, develer de diyebiliriz. Cins isim olduğu için. Develere bakmazlar mı? Deveye bakmazlar mı? Keyfe hulikat. Şimdi halaka yarattı. Hulika? Yaratıldı. Yaratıldı. Keyfe hulikat? Nasıl yaratıldı? Ha, burası arkadaşlar neden hulikat oldu? Deve cinsi. İçinde çoğulu da hani barındırıyor. Dolayısıyla da hulikat müennes alameti aldı. Akılsız çoğul tek bir müennes hükmünde olduğu için. Gramatik olarak söylemediğimiz ne var? La yenzuruna kısmı nefi istikbal. La'sı nefi harfi, olumsuzluk harfi. Yenzuruna muzari fiil. İla harfi cer. El ibili kısmı mecrur isim. Keyfe soru ismi olan bu keyfe hal sorusudur biliyorsunuz. Hali ortaya çıkartmak için nasıl sorusunu soruyorduk. Onun için hal deniliyor. Hulikat. Halaka malum fiil ama hulika meçhul. Meçhul mazi fiil. Nasıl yaratılmış bakmazlar mı? Yani inceleyin deniliyor. Bir sonraki ayete geçelim. Bakın deve şöyle bir araştırılıyor arkadaşlar. Gerçekten de tam onların ihtiyacına göre yaratılmış. Yani bir seferinde eğer su varsa 130 litreyi bir anda içebiliyor. Ama buna karşılık mümkün değilse ortam
günlerce susuz idare edebiliyor. Hörgücü mesela içinde yağ barındırıyor. Günlerce aç kalabiliyor. Yani 2 kiloluk bir yiyecekle, yonca artık onun yediği neyse, onunla idare edebiliyor günlerce. Çöl şartlarına uygun vaziyette, onların ihtiyacına göre hazırlanmış, yaratılmış bir hayvan arkadaşlar. Çünkü bazen susuzluk o bölgelerde, çöl bölgesinde, değil mi? Ne kadar önemli oluyor. Üstelik ayakları bile tek tek tabii araştırılıyor. Isıya dayanıklı, hani çölde yürürken kendi ayağını acıtmayacak şekilde, sonra batmayacak şekilde yayvan ayaklara sahip. Tabii daha çok şey söylenebilir ama vaktimizin el verdiğince bu kadar hani tefsiri yapabiliyoruz. Ve ile semai keyfe rufiat. Rafa yükseltti. Rufia yükseltildi. Ve ile semai. Yani atıf harfiyle buraya bağlanıyor. Yani efela yanzurune ile semai aslında. Göğe bakmazlar mı? Göğe. Car mecrur. Keyfe. Hani soru ismi hal deniliyordu. Rufiat. Rafa'a. Yükseltti. Rufia olunca? Yükseltildi. Yükseltildi. Yani meçhul. Meçhul mazi fiil. Tabii semanın da semai müennes olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Onun için rufiat gelmiş. Meçhul fiili mazi. Göğe bakmazlar mı? Nasıl yükseltildi? Yani gök bizim için, hatta ona baktığımız zaman o aradaki boşluk, epeyce bir mesafe, binlerce hani metre, bizi açık alanlarda feraha eriştiriyor, değil mi? Bugün mesela apartmanlar, bazı apartmanlar iç içe, boğulduğunuzu bazen hissediyorsunuz ama açık bir havaya gelince oh elhamdülillah diyorsunuz. Yani o göğün yükseltilmiş hali, ne bakmazlar, nasıl, kim onu yükseltti direksiz bir şekilde? Nasıl durabiliyor orada? Ve ilel cibali, cebel çoğulu, cibal. Atıf harfiyle gene efela yenzurune ilel cibali, hani ortak şey. Dağlara bakmazlar mı? Keyfe nusibet, nasabe dikti, nusibe dikildi. Tabii yine her akılsız çoğul tek bir müennes hükmünde, onun için burası nusibet. Nusibet yani meçhul fiili mazi. Evet, dağlara bakmazlar mı? Nasıl dikilmiş? Hakikaten bir dairenin ya da evin direkleri gibi o dağlar aslında yeryüzünün direkleri. Onun altında hani tıpkı denizden görünen iceberg, buz dağları gibi metrelerce aşağıya inen kökleri var. Sadece dağlar o kadarla da kalmıyor. İçerisine Cenab-ı Hak o dağların mağaralar yerleştirmiş, efendim envai çeşit şifalı taşların, değil mi? Safirinden, elmasından, efendim opalinden, envai çeşit taşlar, şifalı taşlar da beraberinde olmak üzere madenler, insanlara faydalı olan pek çok şeyle de içini de doldurmuş. Tam da bizim ihtiyacımıza cevap verecek şekilde. Şimdi böyle bir Rabb'e ibadet edilmez mi? Yani her şeyle bizim için yaratmış. Ama bizi de kendisi için yaratmış. O halde onun istediğini vermek durumundayız. Onun istediğini verirsek aslında biz de çok mutlu oluruz. Çünkü bizi yaratırken de kalpler tatmin olmaz ancak Allah'ı anmakla. Bazen biz nerede mutlu olacağımızı şaşırıyoruz. Çünkü Kur'an'a bakmıyoruz. Kur'an reçeteyi söylüyor. Ancak benimle mutlu olabilirsin diyor Rabbimiz. Evet. Verdiği nimetlerle sevinin, Allah'ım herhalde sevinsinler diyor başka ayetler. Bir sonraki ekranımızı alıyoruz. Evet, sonra devam. Bakın hep tefekkür, hep tefekkür. Belgeseller bu yönden çok şanslıyız. Tefekküre imkan sağlıyor. Televizyonlarda tabii reyting yapan programlar onlar mı oluyor yoksa magazin haberleri mi oluyor? Arkadaşlar Allah'ın sevdiklerini sever hale getirebiliriz kendimizi zamanla. Merak duygusuyla onlara yönelirsek. Bu merakı da bize sağlayan Kur'an-ı Kerim. Hep araştırmaya sevk ediyor. Ve ilel ardı, yani efela yanzurune ilel ardı. Yeryüzüne bakmazlar mı? Keyfe sutihat. Sataha döşedi. Sutihat.
Döşendi. Meçhul fiil mazi. Nasıl döşendi? Çiçekleri, böcekleri, ağaçları, meyveler, sebzeler, hububat, envai çeşit yiyecek, içecek, her şey mevcut. Bir de akıl vermiş, bir de o üstelik o yiyecekten, içecekten biz de mesela ayrıca şeyler yapabiliyoruz. Pastadır, börektir, değil mi? Çok çok hoş şeyler ortaya çıkabiliyor. Fezekir, ha, şimdi yere bakmazlar mı? Her şey ortada diyor ve sen bunu hatırlat diyor peygamberimize. Fezekkir innema ente müzekkir. Fezekkir zekkera yüzekkiru. Zekkera yüzekkiru. Arkadaşlar zekkir diyor orada. O halde nedir emir. O? Emir. Emir. Yüzekkiru iken cezim yapıyoruz. Muzara tarifinde atıyoruz. Arttırmış fiilin emri bu. Zekkera yüzekkiru teskiran. O halde sen hatırlat. İnnema. İnnema neydi? Ancak manasında. Ente sen. Sen ancak müzekkirun. Müzekkirun hatırlatansın. Zekkera hatırlattı. Yüzekkiru hatırlatıyor. Bakın buraya hemen tekrar yazalım. Yüzekkiru. Yu yerine ismi fail yapmak için ne yapıyorduk? Mu koyuyorduk. Sonunu da isim haline çeviriyorduk. Müzekkirun. Hatırlatan. Ha, sen bir hatırlatansın. Yani zorlamaya gerek yok. Sen sadece tebliğ et. Görevin tebliğ etmek. Ha, karşıdaki hidayete işte ermiş, işte benim dediklerimi yapmış mı yapmamış mı acaba diye sorgulamaya kimseye hakkımız yok. Biz sadece söylemek durumundayız. Yapar ya da yapmaz ona bağlı dinde zorlama yok. O dinde zorlamayı mesela bazıları işte diyor ki Müslümana değildir o, işte gayrimüslimedir. Müslümana olduğunu ortaya koyan sahih rivayetler lazım yani bunun için. Ya değilse çoluğumuzu çocuğumuzu böyle zorlamakla münafık hale getiririz. Allah muhafaza. Evet. Sen bir hatırlatansın. Yani anlatmayı bilmeyenler şiddete başvurur. Konuşmayı bilmeyenler şiddete başvurur. Öbürü tabii biraz emek ister. Kısa yoldur şiddet. Doğru bir şey asla değildir. Bakın Allah-u Teala ne diyor? Hatırlat. Allah'ın dediğini yapmak durumundayız. Kısa yola başvurmak değil, hatırlat. Bir sonraki ekran, sen bir hatırlatansın. Bunu yapmak durumundayız. Evet, leste. Bakın görüyorsunuz, peygamberimize söylüyor Rabbimiz bunu. Leste, yani şunlaradır da diye ifade etmiyor. Leste, sen değilsin. Aleyhim. Bu leyseyi çekmiştik hatırlarsak. Tekrar hemen iki satırını çekelim mi? Leyse. Leysa, leysu, leyset, leyseta, lesne. Orada lesne oluyor. Sonra lesse, lestuma, lestüm, lesti, lestuma, lestünne, lestü, lesna, lesna. Şimdi burada leste, sen değilsin. Yani buna ne diyorduk? Camit. Yani donmuş mazi fiil. Muzarsı yok. Sen değilsin. Buradaki T de Leyse'nin ismi olmuş oluyor. Aleyhim, onlar üzerinde değilsin, bir musaytir. Musaytir zorlayıcı demek, hükümran, tasallut eden. Saytara, yusaytiru, yu yerine mu gelince ne oluyordu? İsmi fail. Yusaytiru, yu at, mu koy, değil mi? İsmi fail. Musaytir. Tabi esreden dolayı, burası şey harfi cerden dolayı burası esre oldu. Sen onların üzerinde bir zorba, bir hükümran değilsin. Dolayısıyla burası leysenin haberi oldu. Ama harfi cer dolayısıyla lafzan mecrur mahallende mansup. Çünkü kâne ve kardeşlerinden hani aynı işlevi yapıyor. Arkadaşlar bir var harfi cer. Bu harfi cerde neydi? Tekit yapıyordu hatırlarsanız. Hani leyse şey bir şey değil ama leyse bir şey hiçbir şey değil.
Türkçe'de tekidi nasıl yapıyor? Asla, hiç, kesinlikle diye söyleriz biz. Sen onların üzerinde asla bir otorite, işte hükümran, zorlayıcı değilsin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Allah-u Teala'nın sözü bilinmezse çok yanlış yaparız. Evet, Allah irade vermiş herkese. İstediğini yaptığı zaman neticesine de kişiler katlanmak durumunda. İlla men tevella, ancak şöyle de bir durum var. Men tevella, kim yüz çevirirse ve kefera, inkar ederse, nankörlük ederse, kefera örttü demek, hani hakikatleri bastırmak, örtmek manasına gelmiş oluyor. Kim inkar ederse, buradan hemen dil bilgisini de yapalım. İstisna harfi, arkadan gelenizde ne diyoruz? Müstesna. İsmi mevsul değil mi? Nasb mahallinde efendim. Tevella deyince yüz çevirme, ismi mevsulden sonra gelene de sıla. Sıla bir fiil cümlesi. Tevella bir mazi fiil. Ve kefera inkar ederse, orası da atıf harfiyle değil mi? Fiili maziye bağlanmış. Bir sonraki ekran. Yüz çevirir, inkar ederse feyuazzibuhu, akabinde yuazzibuhu, onu azap eder, azaba uğratır. Kim? Allahu, Allah azaba uğratır. Yuazzibuhullahul azabel ekbera. Ef'alu vezni, ismi taftildi. En büyük azaba onu uğratır. En büyük azap da cehennem azabı. Ondan daha büyüğü yok. Dolayısıyla gramere bakarsak fe'si bunun rabıta, bağlaç. Yuazzi bu kısmı fiili muzari, hu kısmı meful. Kimi uğratır? Onu uğratır. Kim uğratır? Allahu, fail merfu. El azabe fiille aynı kökten olunca mefulü mutlak. Evet, mansop. Öyle bir azabel ekbera, en büyük, yani bu da sıfatı olmuş oluyor. Ekbera, en büyük, ismi taftil. O da cehennem azabı. İnne ileyna iyabehum. Doğrusu hakikaten ileyna bizedir. Bizedir. İyabın dönüş demek. İyabehum onların dönüşü. Bizedir. Yani ne isterlerse onu yapsınlar. Bizim huzurumuza gelecekler. Yani onu bilerek isteyen istediğini yapsın, karşılığına da hazırlansın manasında. Dolayısıyla inne tekit ve nasb harfi ya da edatı. Şimdi inne sadece tekit görevi görüyor. Cümle neyle başlamış oluyor? Harfi cerle başlamış oluyor. Dolayısıyla bizedir derken ne olur? Harfi cerle başlayınca haber mukaddem. O zaman car mecrurdan oluşan şıbhi cümle ref mahallinde olmuş oluyor. Peki mukaddem haberi, innenin haberi ref mahallinde olmuş olur. İyâbehum, bakın innenin muahhar ismi olmuş oluyor bu sefer de. Hani innallah eden hatırlayalım. İnnenin ismi mansup. Onun için burası da İyâbehum kaldı. Dolayısıyla burası hem innenin ismi mansup, aynı zamanda muzaf, hüm, muzafun ileyh, muttasıl zamir, cer mahallinde. Bir sonraki ekranımıza alıyoruz. Gâşiye suresi bu ayetle de son bulmuş oluyor. Sümme, sonra, inne, kesinlikle, aleyna, bize aittir, hisabehüm, onların hesapları da bize aittir. Yani siz onları zorlamayın. Zorlamaya gerek yok. Böyle bir hakkımız da yok. Hesapları kime aittir? Bize aittir. Dünyada da ahirette Allah verir. Hemen kısaca gramer. Atıf harfi inne. Tekit ve nasb edatı. Aleyna harfi cerle başladığı için cer mecrurdan oluşan şıbhi cümle. Haber mukaddem. Ref mahallinde. Hisabehum innenin nesi oluyor? Muahhar ismi mansup, aynı zamanda zamir geldiği için yanına muzaf, hüm kısmı muzafın iley, muttasıl zamir, cer mahallinde. Sadakallahul azim diyoruz. Bir sonraki surede, bir sonraki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
Sevgiler, saygılar efendim.